Çok heyecanlıyız. Heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedim. Malumunuz Anlatırsam Film Olur programından konuğumuz Sevgi Görmez Hanım'ın hayat hikayesinin filmini çektik. Filmin adı Yaşamak İstiyorum. Yaşamak İstiyorum filmi 5 Nisan 2024'te sinemalarda olacak inşallah. O yüzden şimdi fragmanı videonun başına koyuyorum. Yorumlarınızı da merak ediyorum dostlar. Fragmanı daha önce izlemiş olan varsa da videoyu 2,5 dakika ileri sardırabilir. O halde fragmana geçelim. Ondan sonra videoya geçebiliriz. Eğer bize bir insanlık, bir iyilik yapacaksanız beni ve çocuklarımı bu sefaletten kurtarın. Ya da gidin bize bir fare zehri alın. Çıkın gidin buradan. Arkanıza bile bakmayın sakın. Clara, ne yapıyorsun lan sen? Baba yapma. Baba vurma. Ya iftarı kaç saat var? Kocandır o senin. Döver de sever de. Çocuğumu ne zaman sana mı vereceğim? Benim param, benim eşyam. Sana ne lan? Baba yapma. Bana bu çocuğu var mı? O nasıl kılık? Ne babası be? Sen ne zaman baba oldun bize? Ne zaman baba oldun? Defol! Geçti artık o acımadan dövdüğün günler. Biz artık büyüdük. Söylediğin tedavinin masrafı 600 milyon lira. Ne? Hocam hastanın salonunu durdu. Abla dayan. Sevgi Hanım, abla. İyi misiniz? Sevgi Hanım. Ablacığım dayan. Ablacığım. Yardım edin lütfen. Yaşamak istiyorum ben. Ben yaşamak istiyorum. Şerefsiz, ahlaksız mahluk. Defol git benden. Eniştem bir anda yanıma geldi. Beni dudaklarımdan öpmeye kalktı. Beni hayata bağlayan sizlersiniz. Sizin için ayağa kalkacağım. Hocam anneyi kaybediyoruz hocam. Hadi. Hazır. Anneciğim. Ne olur hadi bakalım. Sevgi. Bırakma gitme. Nasıl anlatayım, hastalığın çaresi yok diye. Şimdi size bir iğne yapacağım. Önce vücudunuz alev alev yanacak. Sonra bir iğne daha yapacağım. Rahatlayacaksınız. Ve o 75 günün sonunda bir mucize oldu. Ben o doktoru hayal görmedim. Gerçekti. Yaptığı iğne de gerçekti. Eğer Allah ömür verdiyse yaşa. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Annemi bekleyeceğim ben. Hiçbir şey istemiyorum ondan. Ne nafaka ne yıpranma parası. Bana sadece çocuklarımın velayetini versin yeter. Taze ekmek var da çorbaya bayat ekmek daha iyi oluyor. O yüzden istedim. Saçlarım. Saçlarım dökülüyor. Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten mutlu oluruz. Videonun sonuna kalanlar için de süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Bir teyzemizin hikayesini okuyacağız bugün sizlere. Herkes gelinini telli duvakta evden alır, bu teyzemiz pavyondan gelin almış. Başına inanılmaz şeyler geliyor. Pavyon hikayesi yok ama pavyondan aldığı bir gelinin yaşattığı bir acı hikaye var. Sonunda çok duygulandım. Sizlerin de duygulanacağını düşünüyorum. İbretlik bir hayat, kardeşin kardeşe ihaneti, cinayet, ölüm, ihtiras, her şey var. İçinden çıkaracağımız dersler var. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. Programınızı çok uzun zamandır takip ediyorum. Ve artık beni boğan pişmanlıklarla dolu sırrımı size yazdığım bu mektupta anlatarak bir nebze de olsun huzur bulmak istiyorum. Hayatımızın daha alt üst olmasını kaldıramayacağımız için mektubumda bahsedeceğim tüm isimleri değiştiriyorum affınıza sığınarak. Ben oğlunu yeni kaybetmiş, evlat acısıyla yanan bir anneyim. Hayatım hiç kolay olmadı. Ama her kadın gibi ben de kaderimdir dedim, sustum. Kocamı sarhoş görmediğim akşam yoktu neredeyse. Gençliğimde kıskançlığından bana perde bile açtırmaz, yemeğin tuzunu, giydiğim elbisenin rengini, ağlayan çocukları
Kısacası her şeyi beni dövmek için bahane olarak kullanırdı. Ama bizde boşanmak diye bir şey olmadığı için kimi zaman anneme dert yandığımda bile "Kızım, hangimiz sopa yemedik ki? Çok şükür aç değilsin, açıkta değilsin. Dayak yemeyen kim var ki bu devirde? Ben de az çekmedim babandan. Otur çocuklarına, evine bak" diye nasihat verirdi. Annem haklıydı. Ben de yaşıtlarım gibi evlenme çağına geldiğimde sorgusuz sualsiz büyüklerimizin uygun gördüğü kişiyle evlendirilmiş, fikrim dahi sorulmamıştı. 4 çocuk verdim Ramazan'a. Dayağına, küfrüne, yıllarca ses etmeden katlandım. Çocuklarıma öyle bağlıydım ki sırtımda sopa kırsa ses etmez ama çocuklarıma kötü bir söz söylemeye kalksa yiyeceğim dayağı bile umursamadan aslan kesildiğimden Ramazan çocuklara ilişmezdi. Gençliğim koca dayağı, ev işleri ve çocuklarım üçgeninde geçip gitti. Bütün çocuklarımı her anne gibi canımdan çok severdim. Ama Orhan bir başkaydı. İlk evladımdı, birlikte büyümüştük. O da yetişip delikanlı olduğunda adeta benim elim kolum olmuştu. Liseden sonra bir fabrikaya girmiş, düzenli bir şekilde çalışıyordu. O güne dek kocamdan görmediğim vefayı oğlum Orhan'dan görüyordum. Bana hediyeler alır, mutlu etmek için elinden geleni yapar, elimde ağır bir yük görse hemen yardıma koşardı. Evimizin bahçesine bile sırf ben istiyorum diye kamelya yapıp en sevdiğim çiçeklerle bezemişti. Öyle sevgi dolu, sıcak bir anne oğul ilişkimiz vardı ki oğlumla bahçemizde türküler söyler, keyiflenir, kızlarım Sevilay, Nurdan ve küçük oğlum Erhan da bize eşlik ederdi. Kocam Ramazansa hem yaşlılıktan hem de alkolün iyice gücünü elinden almasından dolayı emekli olduktan sonra evin terasında sürekli içer, kimseye zararı dokunmaz, çoğu zaman konuşmazdı bile. Huzurlu, mutlu bir yuvamız vardı artık çocuklarımla. Gençliğim gitmişti belki ama ahir ömrümde evlatlarımla mutluyum diye Allah'a hep şükrederdim. Tek korkum Orhan'ın alkolü olan meyliydi. Köyün gençleriyle toplandıklarında aşırı derecede alkol içer, eve zil zurna sarhoş olarak geldiğinde yüreğim sıkışırdı. Babasının gençken içip içip bize ettiği zulüm dolu günler canlanırdı birden hafızamda. Ayıldığında ona güzel bir dille anlatmaya çalışırdım. Yüreğimin sıkıştığını söylerdim. "Oğlum bak, yarın bir gün evlenecek, yuva kuracaksın. Ben içkiden, içen adamdan çok çektim. Bunun bir kadın için ne demek olduğunu ben bilirim ben. Yapma, içme. Kendine de, gençliğine de, sana da, evleneceğin insana da yazıktır, günahtır. Bak babanın haline, bak gör alkolün bir insanı ne hale getirdiğini" diye nasihat verirdim. O da, "Anne görüyorsun, ben içince keyifleniyor, gülüyor, güldürüyorum. Ben babam gibi değilim" diye bahaneler sunuyordu. Her ne kadar, "Oğlum, bu bugün böyle, içki insanı bozar, nasıl bozulduğunu bile anlamazsın" dediysem de onu alkol meylinden çok uzak tutamıyordum. Yıllar böyle geçip gitmişti. Orhan her gece arkadaşlarıyla olmasa da evde bile içer olmuştu. Hatta alkolün üzerine farklı maddeler de kullandığından şüpheleniyor, ancak konduramıyordum. Buna engel olmayı çok denediysem de çabalarım nafile oldu. Bir gece yine bahçede herkes uyuduktan sonra Orhan'ı dertli ve düşünceli bir halde içerken buldum. Gidip oturdum yanına. "Oğlum, dertlisin, düşüncelisin. Ben seninle hep arkadaş gibi, yoldaş gibi oldum. Anlat derdini, çözeriz evladım. Seni böyle görmeye içim el vermiyor" dedim. Alkolün de etkisiyle oğlum ağlamaya başladı. Onu böyle görünce içime bir korku düştü. Oğlumu hiç bu halde görmemiştim. "Anne" dedi, "biliyorum sen hep bana can oldun. Ama öyle bir derdim var ki işin içinden çıkamıyorum. Bunu sana nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum" dedi. "Anlat oğlum, anlat. Ölüm mü ki çaresi olmasın" diye ısrar ettim. Duyacaklarımı tahmin etmem mümkün değildi. "Anne" dedi, "nereden başlayacağımı inan bilmiyorum. Ben de hala şok içindeyim" dedi. "En başından anlat oğlum, çözeriz, ben daha ölmedim" dedim. Orhan anlatmaya başladı. Bundan 2 sene önce arkadaşlarıyla canlı müzik dinlemeye gittikleri bir kafede Sevde adında bir kızla tanışmış. Sevgili olmuşlar. Kız da 6 ay boyunca sevgili kalmış ve birliktelikleri süresince cinsel birliktelikle yaşamışlar. Oğlum Orhansa kızın daha sonradan pavyonda çalıştığını öğrenince kandırılmışlığın öfkesiyle kızı dövmeye yeltenmiş. Etraftaki insanların araya girmesiyle kız kaçmış ve o günden sonra Orhan kızla bütün bağlarını koparmış.
Şimdi ise kız karşısına çıkmış, kucağında bir bebekle. Bu senin çocuğun diyormuş. İşte derdim, bu anne dedi. Dilim tutulmuştu, o kadar şaşkındım ki. Çocuk gerçekten senden mi oğlum? Diyebildim sadece. Bilmiyorum anne deyip masadaki telefonuna uzandı. İşte bu dedi. Telefonu elime alıp bana gösterdiği fotoğrafa baktım. Beynimden vurulmuşa döndüm. Çocuk Orhan'ın kopyasıydı. Orhan'ın bebeklik fotoğrafına bakıyorum diye düşündüm. Oğlum dedim, bu aynı sen. İşte dedi anne, beni çıkmaza sokan da bu. Bana çok benziyor. Ama sırf bana benziyor diye başkasının piçi olma ihtimali çok yüksek olan bir bebeğe nasıl babalık yaparım? Delirmek üzereyim. Yolumu yönümü iyice kaybettim anne. O çocuk benimse bile bu sabiyi nasıl anasından ayırırım? Daha emiyor. Annesinden ayırmadan onu alayım desem o yolun yolcusu olduğunu bilmeyen yok. Nasıl evime karı yaparım bu kızı? Üzerinden kim bilir kimler geçmiş pavyon köşelerinde. Anne boğuluyorum, işin içinden çıkamıyorum. Ne olur bana bir yol göster diye. Hüngür hüngür ağlıyordu Orhan. Her ne kadar duyduklarımın şokunu daha atlatamasam da oğlumun bu halini görünce içim acıdı. İlk defa onu böylesine çaresizce çıkmazda görüyordum. Sil gözünün yaşını oğlum. Bırak şu içkiyi de elinden. Böyle bir şey çözemeyiz. İlk yapmamız gereken şey DNA testi. Televizyon programlarında ben hep görüyorum. Şüpheli durumlarında yaptırılan bir şey. Nerede, nasıl, kaça yapılıyormuş öğren. İlk bunu yaptıralım. Sonrası Allah kerim. Belki de senin çocuğun değil. Bunu netleştirmemiz gerekir dedim. Elim öptü, gözyaşlarını sildi. İyi ki varsın anam dedi. Sen olmasan ne olurdu benim halim? Sarıldık birbirimize. Hadi git evladım. Yarın araştır, soruştur. Bak bakalım şu test işine dedim. Orhan çalıştığı fabrikadaki ustabaşını sabah erkenden arayıp izin almış. Şehre inip DNA testinin nerede nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi alacak ve vakit kaybetmeden bu testi yaptıracaktık. Akşam olup da eve geldiğinde kimsenin mevzuyu duymaması için yanına yanaşıp ''Sen yemeğini ye odana geç, ben de yanına gelirim konuşuruz.'' dedim. Orhan odasına geçtiğinde ben de kirli çamaşırları alma bahanesiyle odasına gittim. Orhan benim geldiğimi görür görmez ''Buldum anne hangi hastanede yaptıracağımızı. En garanti yöntem kan tahliliyle yapılıyormuş.'' dedi. ''Ara dedim kızı, ara. Konuş bakalım ne diyecek?'' Niyetim kızın tepkisini anlamaktı. Yarın sabah gidip alırsın çocukla birlikte. Yaptığın şu testi sonuca göre ne yapacağımıza kararı veririz deyip rahat konuşmaya, Orhan'ı rahatlatmaya çalışıyordum. Ama içimi kemiren kurtlarla bu olayı duyduğumdan beri baş edemiyordum. Öyle ki uykum kaçmış, sürekli bu olay dönüyordu zihnimde. Sırf Orhan daha da içkiye sarmasın diye endişelerimi ona hissettirmiyordum. Ama şu da bir gerçek ki beni çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak filmlerde ucundan bucağından görebileceğimiz bir mevzunun içine düşürmüştü bizi. DNA testi bile elimizde net bir ispat olsun istediğimiz içindi. Oysa çok açıktı çocuğun Orhan'dan olduğu. Bu kadar benzerlik tesadüf olamazdı. Orhan kızı yanımda aradı. Kız çok rahat karşıladı DNA testi fikrini. Tamam yarın gel al, yaptıralım dedi. Kızın bu rahat ve kendine emin tavırları da zaten ikinci bir delildi çocuğun Orhan'dan olduğunu ispatlayan. Öteki türlü bir bahane uydurabilirdi. Yarın sabah için sözleştiler. Ertesi gün erkenden Orhan çıktı evden. Birkaç saat sonra beni arayıp testi verdiklerini, bir haftaya sonucun elimizde olacağını söyledi. Hakkınızda hayırlısı olun deyip kapadık telefonu. Akşam herkes uyuduktan sonra bahçede sohbete daldık. Eğer Kaan benim çocuğum çıkarsa ne yapmalıyım sence anne dedi. İsmi güzelmiş, bizim kanımızdan veya değil, adıyla yaşasın diye cevapladım. Sorusunu tekrar etti Orhan. Oğlum ne yapmak istiyorsun sen dedim. Bilmiyorum anne, kafam karışık dedi. Bak dedim, ne yaparsan yap, ben anne olarak senin yanındayım. Ama kafana buyruk işler yapma, oturalım konuşalım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ben ne desem zaten senin iyiliğini gözetirim. Biliyorum annem dedi, sarıldı ve bana nasıl bu kadar iyi yürekli olabiliyorsun annem sen dedi. Gülümsedim, o kara gözlerine bakıp, İnsanın sadece kendine kötülük yapacağını öğrenecek kadar yaşadım evladım dedim. Elimi tuttu. Peki dedi, anne Kaan eğer benim çocuğum çıkarsa Sevde ile bir aile olabilme ihtimalimizi görüyor musun dedi. Seviyor musun sen bu kıza oğlum dedim. Gözleri doldu, annem dedi. Öyle lekeli bir hayatı var ki onu sevmeyi bile kendime yakıştıramıyorum. Bir yanım onu sevse de sevgim onu karım yapmaya, onun geçmişini silmeye yetmez dedi. Bak oğlum dedim. Önce
dik dur. Bu kıza hayat kız kardeşlerine sunduğu gibi sıcak bir yuvada doğmayı nasip etmemiş olabilir. Eğer o da bu işi yapmak istemiyor, kendini kader kurbanı olarak değerlendiriyorsa, bahçemiz kocaman, bir ev yap buraya. Kıymam nikahını, dene bakalım. Ondan sana karı olur mu, olmaz mı? Baktın ki nikahını hak edecek düzgün bir kız, kıy nikahı, ben senin arkandayım. Düğün bile yaparım sana. Yeter ki sen mutlu ol evladım. Her şeyin üstesinden geliriz dedim. Orhan çocuk gibi mutlu olmuş, melek kalpli annem benim deyip boynuma sarılıyordu. Şimdilerde düşündükçe o zamanlar meğerse oğlumun mezarını kazıyormuş. Bu güzel sözlerle de süslemiş. Kendimi yiyip bitirir oldum. Aradan bir hafta geçti ve sonuç olarak Kaan'ın Orhan'ın oğlu olduğunu öğrendik. Bu bizim için hiç şaşırtıcı olmamıştı. Sadece emin olmuştuk artık. Orhan bunu öğrendikten sonra çocuğunu hala pavyonda çalışan bu kadına bırakmak istemiyordu. Telefonda kavga ve hakaret dolu konuşmalar başlamıştı. Anladığım kadarıyla Sevde, pavyonda çalışan kader kurbanlarından değildi. Bile isteye yapıyordu bu işi. Orhan, Sevde geceleri pavyonda dansözlük yaparken geceleri Kaan'a annesinin baktığını ama o kadına hiç güvenmediğini söyledi. Anne gel, gidip alalım oğlumu dedi. Alırız almasını ama dur bir hele oğlum. Evdekileri önden bir hazırlamamız gerek dedim. Bir akşam herkes toplayıp mevzuyu anlattı. Herkes şaşkındı. Ramazan bir ufumuzla bir de piçimiz eksikti deyip bel altı küfür dolu konuşuyordu. Orhan'a zaten ezelden beri çok takışırlardı. Ama bu konu çok hassastı. Olayın büyümemesi için araya girip herkes sussun. Olan olmuş, DNA testi ortada. Kaan piç falan değil. Babası da Orhan. Bunu herkes böyle bilsin dedim. Ramazan'da ne haliniz varsa görün. Benim umurumda bile değil dedi. Zaten ne umurumdaki senin? Rakım ve mezen kadar değerimiz mi oldu acaba hiç gözünde? Dediysem de oralı bile olmadan terasa çıktı. Diğer çocuklarım aralarında şaşkınlıkla fısıldaşıyorlardı. Çocuklar, fısıldaşacak bir şey yok, olan olmuş. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğine bakacağız. Kendi kanımızdan, canımızdan olan bu bebeği hala pavyonda dansözlük yapan bir anneye de onun bu yolla para kazanmasına ses etmeyen anneannesi olacak kadına ne ben ne de Orhan bırakmak istemiyoruz. Bunları bilin yeter dedim. Ertesi akşam Orhan işten geldikten sonra bebeği almak için evden çıktık. Orhan iki katlı müstakil bir evin önünde durdu. Anne üst kattalar dedi. Sen gidip alır mısın? Hayır dedim, birlikte gideceğiz. Orhan'la birlikte çıktık, kapıyı çaldık. Kapıyı açan kadın asık suratı, sigaradan sararmış dişleri, arası kirden siyahlaşmış uzun tırnaklarıyla sigara elinde kapıyı açtı. Üstü başı kirden geçilmiyordu. Kaan'ı almaya geldik dedi Orhan. Oh dedi ya, hele şükür. Bu saatten sonra bir de bebek eyler olduk. Buyurun alın diye içeri çağırdı bizi. Çocuğu sepet gibi elimize tutuşturup birkaç parça eşyasını da bir poşete koyup elimize tutuşturmuştu kadın. Çocuğun halini görünce içim acımıştı. Üstü başı pislik içindeydi. Öyle ki bezinden bile pis kokular geliyordu. Böyle mi bakılırdı bir sabiye? Ancak daha kendine bakmaktan aciz olan bu kadından da daha fazlası beklenemezdi. Çocuğu aldığım gibi hiçbir şey söylemeden dışarı çıktık. Orhan'a çocuğun acil ihtiyaçlarını aldırdım. Ben de ilk gördüğüm mağazaya girerek üst baş aldım. O kadının verdiği poşette olduğu gibi çöpe attırdım. Eve getirir getirmez yıkadım torunumu. Sanki Orhan bebek olmuş kucağıma gelmişti. Öyle güzel duygular yaşıyordum ki bu karmaşık durumda bile Kaan'ı hem ben hem de diğer çocuklar el üstünde tutuyor, çok seviyorlardı. Ramazan hariç. Onun için hiçbir şey değişmemişti zaten. Bedensel olarak vardı ama aramızda hiç yoktu. Şikayetçi değil, aksine de memnundum onun bu yokluğundan. Aradan 2 ay geçti. Artık böyle yaşar gideriz diye düşünürken bir akşam Orhan eve geldi. Ve anne, seninle konuşmam gereken bir konu var dedi. Tam her şey yoluna girdi derken ne oldu yine evladım, ne bu hal dedim. Belliydi telaşından. Yine bir derdi vardı. Sevde aradı dedi. Her şeyi bana itiraf etti. Onu pavyonda zorla çalıştıran annesiymiş. Evladımın hasretine daha fazla dayanamıyorum. Ya beni evladıma götür ya da onu bana getir. Bize bir hayat kur diyormuş. Duyduklarım samimi gelmese de ön yargılı olmak istemedim. Oğlum sen ne yapacaksın dedim. Onunla ilgili düşüncelerimi biliyorsun anne, değişen bir şey yok.
Sadece acaba senin bana söylediğin şansı sunma vakti geldi mi diye düşünüyorum sadece. Sen bana eğer kader kurbanıysa, zorla çalışıyor bu işi bırakmak istiyorsa, gel bahçemiz kocaman bir evde sen yap, yaşayın gidin demiştin ya dedi. Evet dedim oğlum. Eğer bunun böyle olduğuna inanıyorsan buyursun gelsin dedim. Biz almaya gidelim anne dedi. Böylesi daha iyi olacak. Arabaya atlayıp yola koyulduk. Kızı nereden alacağımızı bilmiyordum. Vakit geçti. Nereye gidiyoruz diye sorduğumda Orhan sorumu duymazdan geliyor. Birazdan varacağız anne diyordu. Araba biraz daha ilerledikten sonra durmuştu. Ve durduğu yer pavyonun önüydü. Orhan arabadan inip içeri girdi. 15-20 dakika sonra geldiğinde Sevde ile birlikte arabaya bindiler. O an zihnimde herkes gelinini evinden telli dua ile alır, ben pavyon kapısından dedim içimden. O ana dek bunun beni böylesine içerletecek bir durum olduğunu farkında değildim. Oğlum mutlu olsun yeter düşüncesindeydim. Ama ağrıma gitmişti. Bir de üzerine Sevde'nin agresifçe tavırları eklenince bu durum iyice içinden çıkılamaz bir hal alacaktı. Sevde'yi o akşam evimize getirdik. Yuvamızı ateşe vermekmiş bu. Bizim için ama biz bundan habersizdik. Sevde'nin hal ve tavırları sanki evimize pavyondan gelmiş gibi değil de teliyle duayla bin bir rica minnetle gelinimiz olmuş gibi davranıyor. En ufak bir konuşmamıza ters ters tepkiler veriyordu. Bir öğlen Sevde kızım Nur'dan Kaan'ı oyalıyor. Gel biz de seninle akşam yemeği hazırlayalım dedim diye. Sen benden bir şey isteyemezsin. Bana iş buyuramazsın. Ben size kendimi yedirtmem diye saçma sapan cümleler kurdu. Ben de tutamadım kendimi. Bak kızım, burası pavyon değil. Biz de senin etinden sütünden yararlanmaya çalışan fedailer değil. Biz aileyiz. Belli ki sen aile olmaya çok uzaksın. Ama bizim evimizdeysen bizim kurallarımıza uyacak, insanca davranacaksın. Ben 40 yıldır bu evin yemeğini yapıyorum. Çünkü burası benim evim, benim yuvam. Kimse iki kap yemek yaptım diye benim tepeme binmeye çalışamaz diye haddini bildirmeye çalıştım. O anda Ramazan seslerimizi duymuş. Ne bağırtıyorsun bu? Rahat mı battı deyince bu hakikaten rahatsız olan Sevde bu senin bacındır deyince Ramazan okkalı bir tokat atıp dışarı attı. Almayın bu kavaşeyi eve. Bu nanköre verilecek ne çocuk ne de bir lokma ekmeğim var benim dedi. Ramazan yıllar sonra İlk defa doğru bir hareket yapmış, ilk defa hak edene hakkını vermişti belki de. Ama Sevde çok arsızdı. Kapının önünde bahçede bağırıyor, küfürler, beddualar ediyordu. Dışarı çıkıp sus artık deyip kolundan tutup onu kameraya oturttum. Hala yangına körükle gidiyorsun. Biraz ar, biraz edep yahu dedim. Otur burada Orhan gelene kadar. O geldiğinde karar veririz artık nerede kalacağına. Burada kalman artık mümkün değil dedim. Akşam oldu. Orhan'ın gelme saatinde dışarı çıkıp eve girmeden onu yakaladım. Olanları anlattım. Bak oğlum, bu kadınla sen yapabilir misin bilmem ama bana kalırsa ne sana ne de bize uygun bir insan değil. Sal gitsin yoluna dedim. Ama yok diyorsan da bugün olanlar oldu deyip tüm yaşananları anlattım. Artık bizde kalamaz. Al götür. Bizim köyün bitiminde tek göz kulübeye ya da başka bir yere sen bilirsin. Bir an evvel de ev yapacaksan yap. Ama çok sürmez. Bu kadın seninle durmaz dedim. Orhan hem yorgun hem kızgın. Tamam anne ben onunla konuşurum dedi. Eve birlikte girdiğimizden kamalyede oturan Sevde olanları Orhan'a anlattığımı ilk görüşte anlamıştı. Eli belinde ayaklandı. Ne o? Kocanın hakaretlerini, dayağını, beni evden atmasını örtbas etmek için yalan yanlış doldurdun mu oğlunu kaynana dedi. Sadece olanı anlattım deyip içeriye yöneldim. Orhan Sevde'yi kolundan tutup dışarı çıkardı. Gel seninle konuşacağız diye. Çıkış o çıkış. Saatlerce bekledim Orhan'ı. Telefonlarına cevap vermiyor, mesajlarımızı görmüyordu. İyice endişelenmeye başlamıştık. Arkadaşlarını arıyor, gören olup olmadığını soruyorduk. Yoktu. Orhan ne gören ne de ondan bir haber alan olmuştu. Sabah saatlerinde telefon çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaraydı. Orhan'dan bir haber olduğundan emin olduğum kadar korkuyordum da. Açtım telefonu. Telefondaki polisti. Orhan Sevde'yi bacağından bıçakladığı için yakalanmış. Hemen karakola koştuk. Orhan Sevde'yi tartıştıktan sonra annesinin evine bırakmış. Gidip çok içmiş, sarhoş bir halde evi basıp Sevde'yi bacağından yaralamış. Hem haneye tecavüzden
hem de adam yaralamaktan Sevde ve annesinin şikayetçi olmasıyla hapse girdi Orhan. Gözümün yaşı dinmez olmuştu. Avukat avukat geziyordum oğlumu çıkarabilmek için. Hangi avukatla konuştuysam şikayetini çekseler bile davanın devam edeceğini söylüyorlardı. Ve bir şey daha vardı. Sevde yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığında yapılan tetkikler sonucunda hamile olduğu ortaya çıkmış. Zaten Orhan'ın işlediği suç az buz değildi. Bir de hamile kadını yaralamış olmak cezasını iyice arttırıyordu. Tek çarem Sevde ve annesinin şikayetini çekmesiydi. Gerekirse yalvaracak, ne derlerse kabul edecektim. Sevde'nin annesinin evine gittim. Kapıyı açtığında ne yüzle geliyorsun buraya deyip kapıyı kapamak istedi. Dur dedim, dur. İnsanca konuşmaya geldim. İki kelam edip gideceğim. Müsaade et, içeri gireyim dedim. Beni içeri aldı, beş karış bir suratı vardı. Aldırmadan söze girdim. Bakın Sema Hanım, oğlumun yaptığını onaylamıyorum. Sizden ricam, ortada çocuk var. Bir de Sevde hamileymiş. Çocukların hatırına gelin, şikayetinizi geri çekin. Ben sebep olduğumuz her şey için özür dilerim. Böyle bir şeyin yaşanmasını anne olarak tabii ki ben de istemezdim dedim. Çeksin cezasını. Ben senin alkolik, uyuşturucu bağımlısı oğluna kızımı yedirtmem diye cevap verdi. Hoş, ben şikayetimi çeksem Sevde çekmez dedi. İyice ümitlerimi kaybetmiştim. Ne yapacağımı bilmeden çaresizce çıktım oradan. Artık yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Orhan'la belirli günlerde telefonla konuşuyorduk. Beni aradığı bir gün Sevde ile konuştuğunu, şikayetini geri çekmek için anlaştıklarını söyledi. Nasıl bir anlaşma olduğunu sordum bunun. O da resmi nikah ve ev istediğini söylediğini söyledi. Gözüm döndü sinirden. Onca zamandır kendimi kontrol ediyordum ama bu kadarı fazlaydı. Zaten ev yapacaktık oğlum dedim. Hem sorsaydın ya ona. Benim nikahımı taşıyabilecek namus var mı sende diye. Sen kendine boynuz mu taktıracaksın o kadına nikah kıyarak dedim. Orhan telefonu suratıma kapadı. Bir korktuğum daha gerçekleşmişti. Bu kadın nihayetinde oğlumla o kopmaz bağımıza da zarar vermişti. Orhan artık aradığı günlerde ya kızlarım Nurdan ve Sevilay'la ya da Erhan'la konuşuyordu. Görüş gününü iple çekiyordum. Bunca şeyin ardından hem bu kırgınlığa bir son vermeli hem de oğlumun gözünü açmalıydım. Orhan bizden uzakta olan bir şehirde cezaevindeydi. Diğer oğlum Erhan da benimle birlikte geldi. Yol boyunca yüreğim pırpırdı. Öyle heyecanlıydım ki buruk bir mutluluk vardı içimde. 2 ay sonunda oğlumu ilk defa görecektim. Nihayet görüş günü gelmişti. Geçip oturduk, beklemeye başladık. Benim gibi pek çok insan bekliyordu ayrı ayrı masalarda. Mahkumları içeri almaya başlamışlardı. Orhan göründü kapıda. Zayıflamış, kirli sakalları adeta yüzünde hüzünlü, gri bir perde oluşturmuştu. Yanımıza yaklaşmasına fırsat vermeden ayaklandım. Ona doğru yürüdüm, sarıldım yavruma. Öyle özlemiştim ki. Geçip yerlerimize oturduk. Zamanımız sınırlıydı. Halini hatırını sorduktan sonra direkt mevzuya girdik. Oğlum, Sevde gerçekten şikayetini geri çekecek mi? Nedir bu durumun aslı dedim. Evet anne, çekecek. İlk duruşmada çıkarsın diyor avukat dedi. Her ne kadar bu haber içime su serpse de, peki nikah dedim. Gerçekten evlenecek misin bu kadınla diye sordum. Yok be anne dedi. Kusuruma da bakma. Burada insan daha duygusal oluyor. Söylediklerine alınganlık ettim ama her cümlende haklıydın. En başında seninle ne konuştuysak öyle hareket edeceğim. Ama şimdilik Sevde onunla evleneceğimi sansın. En azından şikayetini geri çekene kadar dedi. İçime su serpilse de bu kadından tam anlamıyla kurtulmadan bize huzur olmayacağını anlayacak kadar tanımıştım onu. Orhan içten içe bu kızı seviyordu belliydi. Ama o kadının yaşadığı hayatı kaldıramayacağının da farkındaydı. O yüzden bundan hiç söz etmiyordu. Sevde'nin ikinci defa hamile olması bile kafasında bu çocuk benden mi diye düşündürtüyordu onu. Belliydi. Ama duygular ve mantığı arasında gelgitler yaşıyordu. Sevde'ye söyleyeceğim, şikayetini çektikten sonra onu alın. Evlenmemizi onaylıyormuş gibi davranın. Ben gelene kadar. Bir şeyden şüphelenmesin diyordu. Tamam oğlum dedim. Yeter ki ocağımızdaki bu fırtına dinsin bir an evvel. Görüş bittikten sonra oğlum Erhan'la konuyu konuşuyorduk. Erhan Orhan'dan farklıydı. Daha hareketli, başına buyruk bir delikanlıydı. Zaten yakında askere gideceğinden orada durulur diye düşünüyordum. O bu konu hiç umrunda değilmiş gibi konuşuyordu. İyi ya da kötü görün bile yapmıyordu. Yolculuğumuz bitip de eve geldikten birkaç gün sonra Orhan aradı. Ve Sevde'nin şikayetini çektiğini söyledi. Onu arayıp eve getirmemizi istedi.
Konuştuğumuz plan uygulayacak, Orhan gelene kadar Sevde'ye evlenmelerine onay veriyormuşuz gibi yapacaktık. Herkesi tembihlemiştim. Sevde'yi arayıp nerede olduğunu öğrendikten sonra oğlum Erhan'ı arabayla onu alması için gönderdim. Biraz gecikmişlerdi ki çıka geldiler. Güzel bir şekilde karşıladım Sevde'yi. Her ne kadar ikinci çocuğun Orhan gibi ondan olup olmadığından ben de emin olmasam da aksine ihtimal vermiyormuşuz gibi davranıp ikinci torunun geliyor olmasına çok sevindiğimi söyledim. Bazı tatsızlıklar oldu ama sen de bizler de artık daha dikkatli olalım. Kırmayalım birbirimizi kızım dedim. O da gayet uyumlu ve olumlu konuşuyordu. Agresif tavırlarından eser yoktu. Ancak neden nikah konusunda direttiğini anlam verememiştim. Ama bu işin içinde bir iş varsa nasılsa çıkar önüme diye telkinde bulunuyordum kendime. Orhan'ın bir sonraki mahkemesine kadar birlikte yaşayacaktık. Bu da 3 ay demekti. Sevde canı sıkıldıkça dışarı çıkmak, gezmek, hava almak bahanesiyle evden çıkıyordu. Bense Orhan seni bize emanet etti kızım. Zaten yüklüsün, başına bir iş gelmesinden endişe ediyorum. Çıkmana razı değilim dediğimde, o zaman gitmek istediğim yerlere beni Erhan götürsün dediğinde, tam ben olmaz seni mi eğleyecek Erhan diyecekken Erhan söze girdi. Götürürüm gideceğin yere, ne olacak yenge deyince sessiz kaldım. İyi madem dedim Erhan'a, sen götür sen getir. Biraz çarşı pazar görsün dedim. Demez olaydım. Nereden bilebilirdim ki karnı burnunda hamileyken evlenmek niyetinde olduğu çocuğunu taşıdığı adamın kardeşinin altına yatacağını? Ne bilirdim oğlum Erhan'ın hamile olan bir yengesiyle yatacak kadar kansız olduğunu? İşte bunların hiçbirini bilemedim. Sevde'nin gezmeleri de, Erhan'ın onu gideceği yere götürmeleri de arttıkça artıyordu. Bir gece saat 4 civarında başımın ağrısına uyandım. Bir ağrı kesici almak için mutfağa doğru gittim. Çaprazdaki odada Erhan kalıyordu ve içeriden fısıltılar geliyordu. Fısıltılar arasında boğuk bir inleme ve soluma sesi geliyordu. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü resmen. Erhan odada biriyle birlikte oluyordu. Kapıyı aniden açıp içeri girmek istedim ancak kapı kilitliydi. Benim geldiğimi anlamışlardı bağırmadan. Erhan'a kapıyı aç yoksa tüm evi ayağa kaldırırım diye tehdit ettim. Erhan hemen kapıyı açtı. Ne oluyor be anne diye rahat bir tavırla karşıladı. Esas sen söyle. Ne oluyor burada dedim. İçerideki Sevde'ydi. İkinizin de Allah belasını versin. Ne yapıyorsunuz siz burada diye ikisini de yaka paça evden atmamak için kendimi çok zor tutuyordum. Erhan yine o rahat tavrıyla konuşuyorduk anne. Dertleşiyorduk sadece. Böyle diyerek inkar ediyordu. Yakasına yapıştım sabahın 4'ünde. Abinin çocuğunu taşıyan yengem dediğin kadınla kilitli kapılar ardında inleye ohlaya ne konuşulur Erhan? De bana. Söyle bana dedim. Sen beni iyice saf belledin, aptal belledin. Sizi şu an bütün aileye rezil etmiyorsam Orhan'ımın hatırınadır. Bu kevaşe yüzünden başına gelmeye kalmadı zaten. Bir de hamile haline aldırmadan kaynının altına yatıyor. Allah ikinizin de belasını versin deyip sevdiği kolundan tuttuğum gibi odasına götürdüm. Susuyor, tek kelime bile etmiyordu. Odasına kilitledim. Kendimi bahçeye attım. Allah'ım bu nasıl bir imtihandır diye ağlamaya başladım. Böyle bir şey Orhan'a nasıl söylerim bilmiyordum. Nasıl susarım onu da bilmiyordum. Tek bildiğim bu kadından kurtulmamız gerektiydi. Sabine'nin zaten anası yollu, malum. Babası bunu duyarsa öyle şeyler yapardı ki. Cezaevlerinden çıkamazdı. Sussam bu kadınla her an burun buruna yaptığı iğrençlikleri bilerek aynı çatı altında yaşamak da mümkün değildi. İyice çıkmaza girmiştim. Orhan'a çıkana kadar Erhan'ı bir an evvel askere gitmelisin dedim. En mantıklısı buydu zaten. Yoklaması gelmişti. İşlemleri hızlandırmak için muhtardan yol yordam öğrenip apar topar askere gönderecektim. Bunu söyleyip söylememeye de Orhan gelince karar veririm diye geçirdim aklımdan. Her seçenek boğazımı sıkan bir çift eldi sanki. Boğuluyordum. Sabaha kadar bahçede oturdum. Kızlar uyanıp da kahvaltıyı hazırlarken gidip Sevde'nin odasının kilidini açtım. Ve edebinle dur. Yoksa çok fena olur dedim. Sadece çocuğunla ilgilen. Sevde ilk defa böyle sindirilmiş, suskundu. Kabahatini ve yaptığı namussuzluğun boyutu onu bile korkutuyordu. Gözlerinde görüyordum bunu. Git çocuğun karnını doyur diyerek yanından ayrıldım. Erhan'ın odasına gittim. Bir daha herkesin içindeyken dahi Sevde ile aynı odada aynı havayı solumayacak, göz ucuyla bile bakmayacaksın dedim. Var git şimdi muhtara,
Bir an evvel askere gitmek istediğini ve ne yapmamız gerektiğini öğren. Gidiyorsun dedim. Erhan da yaptığı yanlışı fark etmişti ama iş işten geçmişti artık. İtiraz bile etmeden tamam anne deyip evden çıktı. Kızlar evdeki duranlık ve sakinlikten şaşkınlardı. Sevden'in sesi artık yüksek çıkmıyor. Süklüm püklüm köşesinde Kaan'la ilgileniyordu. Ne güzel işte kızım dedim. Demek ki zamanla her şey yoluna giriyor. Öyle zordu ki yalan söylemek. Hele ki böyle bir gerçekle ne yapacağını bilememek. Sadece dua ediyordum. Erhan bir an evvel askere gitsin, Orhan gelsin de şu kadından kurtulmanın yollarına bakalım diye. Nihayet bir ay sonra Erhan askere gitti. Orhan'ın gelmesi yakındı. Bir haftaya mahkemesi olacak ve çıkacaktı. O gelmeden önce de Sevde'yi karşıma almış, enine boyuna uzun uzun konuşmuştum. Bu evliliğin olmayacağını, zaten Orhan kardeşiyle yaşadıklarınızı duyarsa hem seni hem kardeşini öldürür. Kaç git, kendini kurtar. Sana yapabileceğim en büyük iyilik bu olur dedim. Tabii Kaan'ı bize bırakacaksın. Karnındakine gelince Orhan'dan mı, Erhan'dan mı? Yoksa başka birinden mi onu da bilmiyoruz. Zaten olur da söylediklerimi dikkate almaz gitmezsen yaptıklarınızı her şeyi göze alır anlatırım. Benim niyetim kardeşi kardeşe kırdırmamak. Orhan zaten çocuğu üzerine almadan önce DNA testi yaptırmak isteyecek. Ve bu da ortaya çıkacak. Var git sen yoluna. Numaranı değiştir, izini kaybet. Orhan sana ulaşamasın. Bu gerçeği de hiçbir zaman bilmesin dedim. Aksi halde bir facia yaşanılması kaçınılmaz olacaktı. Sevden'in de işine gelen bu olacak ki eşyalarını toplayıp Kaan'la vedalaştıktan sonra gitti. Bir hafta sonra Orhan çıka geldi. Sarıldık evladımla uzun uzun. Nasıl zayıflamış, kötüleşmişti cezaevinde düşünmekten. Herkes de sırayla sarıldıktan sonra Sevde ve Erhan'ın nerede olduklarını sordu. Erhan'ı geçen hafta askere uğurladık oğlum dedim. Sevde ise gitti. Nereye gitti anne dedi. Hayırdır tartıştınız mı diye sordu. Yok oğlum. Zaten durumlar senin bildiğin gibi. Ben karnındaki çocuk doğduğunda Orhan DNA testi yaptırmadan üzerine almaz dedim laf arasında. Sabah uyandığımızda eşyalarını toplayıp gitmişti. Demek ki çocuk senden değildi ki bu söz bile gitmesine yetti. Orhan sevinemedi. Nasıl sevinecekti ki? Yaşadıkları kolay şeyler değildi. Bak oğlum dedim. Sen de biliyorsun ki o kadından ne ana, ne kadın, ne de gelin olurdu. Böylece hepimizin selameti için daha iyi oldu. Senin gibi karınca bile incitmekten imtina eden biri bile cezaevlerine düştü. Verilmiş sadakamız varmış ki bu mevzuda daha fazla zarar görmeden bitti. Bu iş sende. Düşme kızın peşine dedim. Düşmem anne dedi. Kısa ve net bir şekilde. Yeterince bezdim, yara aldım bu mevzudan. Herkesin kendini yoluna gitmesi bence de en hayırlısı oldu dedi. Kaan'ı kucağına aldı. Onu seviyor, onunla zaman geçirmek Orhan'ın yüzünü güldürüyordu. Aradan geçen günler sonunda ben de rahatlamıştım. Bu mesele burada kapandı diye şükrediyordum. Ama çok erken sevinmişim. Orhan hapisten çıktıktan sonra kafa dağıtmak için bazen köydeki arkadaşlarıyla görüşüyor, bazen şehre iniyor, oradaki tanıdıklarıyla zaman geçiriyordu. Hatta toparlanmaya bile başlamış, ondaki bu iyileşmeyi görünce içten içe ben de mutlu oluyordum. Ancak bir sıkıntısı vardı. Artık sabıkalıydı. Fabrikadaki işini kaybetmişti. Ve sabıkalı birine kimse iş vermek istemiyordu. Sıkıntılarını alkolle göğüslemek, babalarından miras kalmıştı oğluma. Orhan da yine içmeye başlamıştı. Bir gün şehirdeki arkadaşlarıyla görüşmek için dışarı çıkmıştı. Eve geldiğinde de barut fıçısı gibi burnundan soluyordu. Hem aldığı alkolün etkisiyle ayakta bile duramıyor, hem de bahçenin dışında ''Anne, anne nasıl söylemezsin bana?'' diye nara atıyordu. Ramazan bahçedeki çardakta içtiğinden hemen dışarı çıkıp Orhan'ı içeri almak istedim. Bahçe kapısında burun buruna geldik. ''Oğlum bu ne hal? Gir içeri, sana bir kahve yapayım açılırsın.'' dedim. İtti beni. Dizlerimin üzerine kapaklandım. Ramazan olanları görünce ayaklandı. Böyle mi teşekkür ediyorsun lan bu kadına? Size laf ettim diye bana karşı geldiğinden sırtında sopa kırdım ulan ben bu kadının. Pezemek dedi. Böyle mi gösteriyorsun minnetini? Hemen kalkıp toparlandım. Tamam bir şey yok. Ben kendim düştüm. Desem de baba oğul birbirlerine girmişlerdi. Sevde'nin Erhan'la ilişkisi varmış. Bunu siz de biliyormuşsunuz. O yüzden Erhan'ı apar topar askere göndermişsiniz deyince dünya başıma yıkıldı. Zaten durumu ailemizden ben ve Erhan dışında kimse bilmiyordu.
Yani ben öyle sanıyordum. Ramazan, ne saçmalıyorsun sen? Yok öyle bir şey dedi. Ben de yalanladım. Kim dediyse yalan söylemiş oğlum. Yok öyle bir şey dedim. Ah anne ah dedi. Nesi yalan? O Erhan olacak şerefsiz, sevişirken çektiği videoları arkadaşına göstermiş. Bu ne iğrenç bir iştir. Askere gitmeden önce de annem her şeyi öğrendi demiş herife. O yüzden abim çıkmadan annem beni gönderme peşinde demiş. Zaten Erhan'ın askere gidişinin neden bu kadar apar topar olduğundan ev ahalisi şüphelenmişti. Ramazan söze girerek, o a**dan her şey beklenir. Annem bu iğrençliği saklamışsa senin gavatlığını yüzüne vurmamak içindir. Teşekkür etmen gerek it dedi. Bu ağır laflar karşısında Orhan deliye döndü. Babasının üzerine yürüdü. Ramazan geri adımlar atıyordu ondan kurtulmak için. Ramazan'ı kaçacak yeri kalmamış, kamelyanın masasına dayamıştı kendini. Savunmak için masanın üzerini yokluyor, Orhan'ı kendinden uzak tutmaya çalışıyordu. Meze tabağının yanındaki bıçağı geçirdi eline. Gelme üzerime, vururum dedi. Orhan daha da sinirlenmiş bir halde, bana mı bıçak çekiyorsun? Vur, vur diye Ramazan'ın üzerine yürüdüğünde, Ramazan bıçağı Orhan'a sapladı. Orhan'ın gözleri kocaman olmuş bir vaziyette yere yığıldı. Ambulans, ambulans diye bağırıyordum. Orhan'ın başını dizlerime aldım. Konuşamıyor, ağzından köpüklü kan dolmuştu. Bağırıyor, feryat ediyordum. Ambulans 20 dakikada gelmiş ama bana saatler gibi gelmişti. O an zaman durmuş gibiydi. Kaybettim Orhan'ımı. Daha hastaneye gidemeden ambulansta vefat etti yavrum. Beni de onunla birlikte gömdüler o gün. Aylarca yataktan çıkmadım. Zihnimde beni kemiren keşkelerim susmuyordu. Orhan bana bu kızdan bahsettiği ilk akşam, ta ilk baştan böyle bir kızı kabul edemeyiz deseydim belki de bütün bunlar yaşanmayacaktı. Bu fikir aklımdan çıkmıyordu. En basit, en yakıcı olan keşkem buydu. Öyle bir çamura düşmüştük ki çamur değil bataklıkmış. Sonunda oğlumu, Orhan'ımı yuttu aldı benden. Ben her şeyin üstesinden gelebilir sanmıştım. Yanılmışım. Yapamamışım. Hiçbir şeye gücüm yetmedi. Ramazan cezaevine girmiş, Orhan'ımsa kara toprağa. Erhan'ı zaten yıllardır görmedim. O çok ısrar ettiyse de görmek istemedim. Bir bayram günü beni aradı. Eve gelmek istediğini söyledi. Asla dedim. Asla. O bıçağı oğlumun kalbine baban saplamış olsa da sen o bıçağın kendisi oldun Erhan. Artık benim senin gibi bir evladım yok. Sen de beni öldü bil dedim. Psikolojim çok bozulduğundan doktor bir sürü ilaç yazmıştı. Onları içince de uyuşuyordum. Bu şekilde 2 yıl boyunca kaldım. Artık Erhan'da hiçbir görüşme teşebbüsü olmuyordu. Hatta kullandığım ilaçların etkisiyle varlığını bile unutmuştum ki kızım Sevilay bir gün beti benze atmış bir halde yanıma geldi. Anne dedi, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama önce bir otur, sakin kal dedi. Onun bu halinden çok tedirgin olmuştum. Anne, Erhan motor kazası geçirmiş. Durumu da çok ağırmış dedi. Dona kalmıştı. Çabuk gidelim dediğimi hatırlıyorum. Hastaneye vardığımızda bir doktor durumu ile ilgili bizi bilgilendirdi. Makineye bağlı yaşıyordu. Çok ağır bir kaza geçirmiş, organları çok hasar görmüş. Hatta beyin ölümü gerçekleşmişti. Orada yıkıldım. Zaten kolu kanadı kırılmış bir haldeydim ama Erhan'ın bu durumu yüreğimi bırakmadan sıktıkça sıkıyordu. Kahrolmuştum. Görmek istediğimi söyledim, yanına gittim. Tanınmaz haldeydi. Her yanı bandaj ve kablolarla doluydu. Bağıra bağıra ağlıyordum. Erhan, oğlum Erhan ölme. Ben seni daha affetmedim diye üzerine kapandım. Dakikalarca ağladım, kalkamadı o yataktan. Ölüm hayatımızın acı merkezi olmuş, 2 defa evlat acısını yaşayan divane bir ana olmuştum artık. Her şey için o kadar pişmandım ki. Ama neye yarardı? Olan olmuştu. Erhan'ın pişmanlık ve benimle görüşmek için yalvaran tavırlarına karşılık ondan esirgediğim merhamette ikinci yaşadığım felaketim olmuştu. Pişmanlık ve keşkelerle dolu bu ahir ömrümde ölümümü bekliyorum. Zamanım gelsin bir an evvel diye. Dilerim Allah'tan hiç kimse evlat acısı yaşamasın. Bu dert bambaşka. Hiçbir zaman tatmamanız dileğiyle Allah'a emanet olun. Başınız sağ olsun. Evet teyzeciğim, siz yanlış yapmamışsınız. Kendinizi üzmeyin lütfen.
Belki yanlışlar yapmış olabilirsiniz ama bu yaptığınız yanlışlar tamamen ailenizi korumak içinmiş. Sizin yerinizde kim olsa çoğu aynısını yapardı. Hatta siz fazlasını bile yapmışsınız. Bahçe geniş gelsin demişsiniz ama işte o hayatlar çok zor. Ve bu hayatlarda olan insanlar maalesef o hayattaki kötü insanlarla savaştığı için çok agresif olabiliyorlar. Pavyon hayatı, gece hayatı çok zor. Oradan gelince adapte olamıyorlar. O hayattan kurtulunca bir terapi alsaymış mesela, belki bu şekilde davranmamayı öğrenebilirmiş. Kız da çok asi davranmış, ortalığı yakmış yıkmış, olaylar buraya kadar gelmiş. Böyle de olmayabilirmiş. Kadında da ahlaksızlık var. Ama işte kadın alışmış. Gerçekten de samimi olarak ben evimin artık hanımı olmak istiyorum deseymiş zaten aile kabullenmiş. Keşke öyle olsaymış. Ben öyle olacağını düşünmüştüm ama işte olmamış, nasip. Üzüldüm, çok üzüldüm. Hatta sonlara doğru duygulandım, fark etmişsinizdir. Ve buradan mektubu gönderen teyzemize çok teşekkür ediyorum. Anneliği için kendisini tebrik ediyorum. Helal olsun size. Belki sizin yerinizde başka anneler olsa bu şekilde davranmazdı. Çoğu anneleri görüyoruz. Pavyonu bırak, açık diye almıyorlar. Ya da pavyonu bırak, üzerinde bir huy gördüğünde bile almak istemiyorlar. Ama siz yine sahip çıkmak istemişsiniz, bir şans vermişsiniz. O şanslar hep geri tepmiş. Eğer o kadın doğru dursaymış evde, kaynını ayartmasaymış ya da kaynoğunu ayartmasaymış, bilmiyorum artık. İkisinin kendi arasında yaşanan bir şey. Sonuçta ikisi de ahlaksız bir şey yapmış. Gönlünü almaya çalışıp o evde düzgünce durmaya çalışabilirmiş. Onları kazanabilirmiş. Kadın da yapmamış, onunla da varmış. Kardeşine ne demeli Erhan'a? Öldüğüne üzüldüm ama o da pişman yaptığından. Ne oldu, neler yaşandı acaba? Keşke konuşabilseymiş. Konuşamamış ama gitmiş. Bence teyze en doğru kararı vermiş evden göndermekle. Çünkü evde kalsaymış zaten olaylar büyürmüş. Ama Erhan'ın yaptığına ne demeli? Ne gidip el aleme gösteriyorsun ben böyle böyle yaptım diye, video çekmişsin falan. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Açıkçası o yüzden ben çok üzülemedim yani. Adam arsızmış yani. Biliyorum şu an kolay şeyler değil. Vefat etmiş ama kelimelerimi de seçerek kullanmak istiyorum ama yenilir yutulur şeyler değil bunlar. Kardeşi de abisi de doğal olarak sinirlenir. Babası da zaten ayyaş. Birbirlerine girmişler. Üzücü durum. Olan Orhan olmuş. Çok üzüldüm ben Orhan'a. Allah rahmet eylesin, ne diyeyim. Ve burada üzüldüğümüz o Sabi toruna. Günahsız olan o çocuğa. Şimdilerde o çocuk ne yapıyor bilgilendirmemiş ama açıkçası yazsa mutlu olurdum. Annesiz babasız kalmak çok zor. O kadını merak ettim. Ne oldu? Geri dönmek istedi mi? O hayata döndü mü? Pişman oldu mu? Pişmanlığıyla doğru yola gitmeye çalıştı mı? Sonuçta herkes hata yapabilir. Bizler bu hayatları yayınlarken hak etmişsin sen, iyi olmuş demek için yayınlamıyoruz. Sizlerin de böyle düşünmesi için değil. Bu hayatlardan bizler bir ders çıkartalım. Erhan yanlış yapmış, o kadın yanlış yapmış. Bizler yanlış yapmayalım diye. Bu teyzemiz niye yolluyor? Başka bir genç birisi varsa bu hikayeden ders çıkarsın diye. Annesinin o duruşu ne kadar güzel değil mi? Hangi anne yapabilir? Evimiz geniş diye söyleyebilir, takdir ettim. Belki daha sonradan pişman olmuş öyle söylediğini ama anne olarak yapması gerekeni yapmış. Olacak da öleceği zaten çare olmaz. Zaten siz doğrusunu yapmışsınız dedim o yüzden. Hangi anne yapabilir? Çok az. Aslında böyle olması gerekiyor. Evladına sahip çıkacaksın. Birisi kötü yolda olabilir. Evlendiği insan eskiden kötü bir hayat olabilir. Tövbe ettiyse, annelik yapmak istiyorsa bir kapı açacaksın. Dediği gibi izleyeceksin, takip edeceksin. Gerçekten düzgün bir insan olmaya çalışıyor mu? Hayatını düzeltti mi? Kimseyi geçmişiyle yargılamamalıyız. Çünkü hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Tövbe insanlar için. Hangimiz günahsızız ki? Niye yargılıyoruz? Yargılamamamız lazım. Yargıladığımız için o insanlar kendini bu hayatlardan kurtaramıyor. O kadın orada olsa o kadını yargılayacaklar. Belki o kadın o hayata devam edecek. Etmemesi için o hayatları yargılamamamız lazım. Ve böyle bir hayatın içinden kurtardığınız bir yakınınız, bir akrabanız varsa lütfen terapiye yönlendirin. Çünkü çoğu orada ağır şeyler yaşıyorlar.
Görüyorlar, duyuyorlar çünkü çok fazla gelen giden oluyor. Bir terapiyle bunu aşmaları lazım. Yaşadıkları travmaları atlatmak için. Hayata adapte olmak için. Babasıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Annesinin yalan söyleyerek Orhan'a bunu anlatmasına da bir şey demiyorum. Çünkü kan çıkmasın istemiş. Burada benim merak ettiğim ikinci çocuk acaba kimdendi? Bu sorular sorular içerisinde yaşandı gitti. Ne hayatlar yaşanıyor değil mi? Evet dostlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videolarımızı seviyorsanız da like ve yorum atmayı unutmazsanız seviniriz dostlar. Çünkü sizler yorum ve beğeni attıkça, bu videoları WhatsApp'ta eşlerinizle dostlarınızla paylaştıkça, kim bilir, belki bir kardeşimizin keşke yapmasaydım demesine engel oluruz. Vesile olmak dileğiyle. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.